Merhaba sevgili seyirciler, Yüz Haber TV'de 12 haberleriyle sizlerle beraberiz. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 14 Aralık soruşturmasında gözaltı listesinde Fethullah Gülen'in olup olmadığına yönelik gözaltı listesinde 32. isim yok dedi. 31 isim var, 32. ismin Fethullah Gülen olduğu iddiası var. Hem bu soruşturma hem de bu iddia için ne diyeceksiniz efendim? İsim üzerinde durmadı fakat net mesajlar verdi. Gözaltı listesinde Fethullah Gülen'in de olduğu iddialarını cevapladı. Burada bir 32. isim yok. Türkiye'de bomba etkisi yaratan ve dün başlayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınanlardan bir kısmı serbest bırakılırken diğerlerinin ise sorgularına devam ediliyor. Bakanlar Kurulu sonrası hükümet sözcüsü Bülent Arınç'a operasyonun ikinci gününde sorular yöneltildi. O sorulardan ilki gözaltı listesinde Fethullah Gülen'in olup olmadığıydı. Arınç iddiaları yalanladı. Burada bir 32. isim yok. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, evet yapılan operasyon kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırmış olabilir. Operasyonu da değerlendirdi Başbakan Yardımcısı, soruşturmanın yargı süreci çerçevesinde ilerlediğini vurguladı. Bu siyasi bir süreç değil, hukuki bir yargı sürecidir. Hukuki bir süreçtir, hepinizin bildiği gibi yargı sürecidir. Burada kolluk kuvvetlerinin bir şekilde kullanılmış olması esasen bu sürecinde bir gereğidir. Soruşturmayı savcılar yapar, mahkemeler değerlendirir, savcı ve hakimleri talimatıyla da emniyet güçleri veya kolluk kuvvetleri kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Yani gazete binasına polisin gitmiş olması bu sürecin yürütmeyle ilgili olduğunu değil, bir yargı süreci olduğunu gösterir. İzmir'in Karabağlar ilçesinde spor yapmak için evden çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun 15 metrelik istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi Berkay Özkaral hayatını kaybetti. Olay pazar günü 23 sıralarında Minkent sitesinde meydana geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Berkay Özkaral, evinin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki parktaki spor aletlerinde spor yapmak için evinden akşam saatlerinde çıktı. Parktaki spor aletlerinde bir süre spor yapan Özkaral, henüz belirlenemeyen bir nedenle spor yaptığı parkın bitişiğindeki 15 metrelik istinat duvarından özel bir okulun bahçesindeki beton zemine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet bürosu dedektifleri, olayın gerçekleştiği alanı gören bir apartmanın güvenlik kamera kayıtlarına el koydu. Doğuştan engelli 11 yaşındaki Meryem Aydın'ın yardımına Şehzadeler Belediyesi koştu. Tekerlekli sandalye üstünde hayatını sürdüren Meryem için Bayındırlı Mahallesi'ndeki evinin önüne 40 metrelik engelli yolu yapıldı. Meryem'in annesiyim. Meryem Aydın benim kızım. Kızım engelliydi. Daha önce onun için yol için başvuruda bulundum. İlgilenmediler. Daha önceki dönemlerde başvurdum. İlgi talebim gelmedi. Şimdiki talebimin başvuruda bulundum. Şimdi geldiler sağ olsunlar. Onlar da gördü. İlgilendiler. Belediye başkanımız, kaymakamımız, içinde bulunan herkes, Allah razı olsun onlardan, ilgilendiler, yaptılar. Çıkaramıyordum. Ya kızların yardımıyla, çocuklarımın yardımıyla ya da kollarımda taşıyarak getiriyordum. İki kişi önden tutuyordu, ben arkadan tutuyordum, taşıyarak getiriyordum. Ya da sürüklerine çıkarıyordum. Meryem'in daha önceki rahatsızlığı epilepsi dediler. Şimdiki rahatsızlığı artık kulak duymamazlığı, görmemezliği, ondan sonra yürümeme, baştan aşağı kadar engelli. Şimdi çocuğumu rahatlıkla çıkarabiliyorum, götürüp getirebiliyorum. Ama rahatsızsın yani, çok güzel bir şey oldu. Şimdi rahat rahat indirip getirebiliyorum. Araba geldiği zaman buraya kadar inebiliyoruz.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde antika mağazasını seven hırsızlar kamyonetleri çamura batınca eşyaları ve kamyoneti bırakıp kaçtı. Ortakent Yalı Kavak yolu üzerinde bir çiftlikte bulunan antika dükkanını soyan hırsızlar, kamyonete yükledikleri 20 bin lira değerindeki eşya ile birlikte kaçarken araçları çamura battı. Araçlarını bir türlü çamurdan çıkaramayan hırsızlar, eşyaları ve kullandıkları kamyoneti orada bırakarak kaçtı. Yüz Haber TV'de Erol Uçkan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına katılan AK Parti Denizli Eski Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, CHP'nin geçmişten bu yana askerden olduğu iktidar olma hayalinin devam ettiğini söyledi. Sayın Efendim, bugünkü dinleme gelirsek CHP'li bir Güven Güler'in ilgili bir açıklaması vardı. Cemaat CHP'li ittifak yaptı şeklinde. Bununla ilgili gündemdeki yerinde koyuyor. Tabii yani CHP'yi eleştirmek ve CHP'nin bu yöndeki politikalarına falan filan bizim şey yapmamız, ben yani burada değerlendirmem çok doğru olmaz mı? Fakat CHP bir kere bu konularda politikasını tam ortaya koymuş, yani böyle bir tek sesli hale gelmiş bir parti falan değil yani. CHP'nin zaten çıkması budur. CHP, işte Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı oluşundan sonra hep, tarih hep böyle bir şey, tek başına iktidar gelemeyen partiler, işte bir takım yerlere sığınma, bir takım yerlerde medet umma yoluna gidiyor. Çok zaman işte askerin omuzundan silah alarak bir şey devşirebilir miyim falan filan yoluna gitti. Yani silahlı kuvvetlerin açıklamaları, önceki 28 Şubat'ta 27 Nisan açıklama hep CHP sahiplendi yani. Darbeler hiçbir zaman çok dilin ucundan çıkmasa karşı çıktı. Yani temelden karşı çıkmadı. Yani CHP'nin böyle bir şey var, bir huyu var, gelenek söz konusu. Tabii bu son zamanlarda da içerisinde uluslararası dediğimiz kesimlerde ki bu 30 Mart seçimlerinde kendini gösterdi. 30 Mart seçimlerinde biliyorsunuz CHP gitti, işte MHP'li bir kişi Ankara'dan belediye başkanı adayı yaptı. Oradan işbirliği yaptı. Bu işbirliği pek çok ilde de yani resmi olarak olması bile gayri resmi denendi ve uygulandı. Bunlardan birisi Denizli'de şimdi. Denizli'de MHP'nin 100 bin civarında oyu var. Ama Büyükşehir'e baktığın zaman bu oy 70 binin altına indi geldi. Nereye gitti 30-35 bin oy? İşte o tarafa kaydı. Dolayısıyla bu şey her yerde uygulandı yani bu ittifak. Ondan sonuç alınmadı. Şeyde uygulandı biliyorsunuz 10 Kasım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayı düşüncesiyle MHP ile CHP burada partilerine, parti kurullarına danışmadan böyle bir kararlar. O zaman da CHP'de büyük kopmalar, eleştiriler söz konusu oldu. Ya bu nereden çıktı falan filan bize sorulmadı falan dendi. Büyük umutlarla işte bu iş kotarıldı diyelim ama bir sonuç çıkmadı. Denizli'de yapılan operasyonda 6300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigaralara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Aktepe Mahallesi'nde depo olarak bulunulduğu tespit edilen bir adreste yapılan aramada 6300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken ele geçirilen sigaraların maddi değerlerinin 31.500 TL olduğu kaydedildi. Üçüncü köprü Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fenertepe bağlantı yolunda çalışan işçiler 6 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle çalışmaları durdurarak eylem yaptı. Ben de 3. Boğaz Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyorum. Ekibimle beraber burada. Ben de 5-6 aylık paramı alamıyorum. Buranın demirini, telini, demir direklerini bizzat ben yaptım. Menfezlerini. Paramı vermiyorlar. Hak edişleri imzalandığı halde bizim paralarımızı erteliyorlar. Çeklerimiz var, ödeyemiyoruz. İşçilere çalıştırdık, para veremiyoruz.
Ben evime gidemiyorum. Sıkıntı bunlar. Ben çocuğumun okuluna para gönderemiyorum. Bütün sıkıntımız bu. Biz paramızı istiyoruz. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Paramızı versinler, biz de gidelim evimize. Burada soğukta niye bekliyoruz? Bütün sorun bu. Yetkililer bizi duysun, görsün. Neredeyse para versinler. Biz işimizi yaptık. Gelsinler baksınlar. Nokta varsa tamamlayalım. Mühendisi şunu bunun hep burada başımız yedi. Şimdi neredeler? Ne kadar alacağım ben abi? Benim 2-3 trilyon alacağım var abi burada. 2-3 trilyon alacağım. Ben bir senede yaklaşık burada çalışıyorum. Direkler üzerine, menfez üzerine her işi ben yaptım. Evet söküyoruz abi. Adam demirci parasını bekliyor. Ben alacağım demirimi diyor. Ben ne yapayım şimdi? Söyle bak. Alacaklarımız var. İşçilerimizin maaşını ödeyemiyoruz. Yani yüzlerce insanın borcumuz var. Akaryakıtçıya borcumuz var. Demirciye, çimentocuya, direkçiye, kablocuya. Yüzlerce insanın borcumuz var. Paralarımızı ödemiyoruz. Bursa'da 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman binayı sarınca cam pazarı yaşandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar balkonlarından itfaiye merdiveniyle indirildi. Edinilen bilgiye göre dün gece saat 2 sularında merkezi Osman Gazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi Kayalar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleriyle çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yüzhaber TV'de 12 haberlerini sunduk. Daha fazla haber için yüzhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. 15 haberlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.